Merhabalar, Napolyon Total War Online'da yeni bir mücadele ile birlikteyiz dostlar. İngiliz'i aldık bu sefer, rakibimiz Rus. Burak dostumuza karşı 3. rövanş savaşımıza çıkıyoruz. Bu sefer artık kesin galibiyet almamız lazım. Yine galibiyet alamazsak artık haddin aşılmasına sebebiyet vermiş oluruz. Artık galibiyetimizi almamız lazım. Elimizden geleni yapacağız. Yine bir bozgun yaşarsak yapacak bir şey yok artık. Rus İngiliz mücadelesi. Nişancılarımızı ön tarafa gerdik. İki tane nişancıyla geliyorlar. Üzerimize baskı var. Piyadelerimizi güzel bir şekilde konuşlandırdık. Nişancılarımızın arkasını kapatacak şekilde konuşlandırdık. Şimdi nişancılarımız atışlarını yaptığına göre piyadelerimizle yüklenmeyi deneyelim. Piyadelerimizle yüklenelim. Piyadelerimizi ön tarafa çıkartıyoruz ama geriye kaçacaklardır muhtemelen. Evet, geriye kaçıyorlar. Gördüğünüz gibi yakalayamadık, kaçtılar. Biraz yakaladık ama tam istediğimiz gibi olmayacaktır. Diğer kanatta da yaklaşıyorlar. Tamamdır. Süvarilerin bizi kuşatması söz konusu. Evet, Ruslar büyük bir taarruza kalkmaya hazırlanıyor anlaşılan. Şimdi savaş bir anda çok kızışacak. Dikkatli izleyin. Bir anda aşırı derecede kızışacak savaş. Ruslar büyük bir hücum yapmaya hazırlanıyorlar. Evet, şu an yoğun atışlar yapıyorlar üzerimize. Diğer bölgede piyadelerimizi çektik ön tarafa. Piyadelerimizi çektiğimiz için düşman nişancıları zor duruma düştü. Üzerimize geliyorlar. Yoğun bir baskı olacaktır. Süvariler de kuşatmalarını yapıyorlar, preslerini yapıyorlar. Süvarilerimiz de hücuma kalkar gibi yapıyoruz. Ve geriye çekiliyoruz. Kara düzenle zorladık rakibimizi. Kara düzenle zorladık. Bu biraz olsun avantaj kazandıracaktır bize. Şu an avantaj sahibiyiz kanattaki mücadelede. Kara düzenle zorladığımız için, fakat rakibimiz de aynı şeyi yaparsa o zaman artık hızlı olan kazanacak anlamına gelir. Rakibimiz de aynı şeyi yaparsa yükleniyorlar, tüm güçleriyle yükleniyorlar. Elleri birbirine dolandı. Süvarilerin baskısı var. Bizim süvarilerin de baskısı var. Artık oyunun cıvını çıkardık. Gerçekten oyunun cıvını çıkardık. Ya bu nedir ya? Bu nasıl bir şey yani? Şu sahneye bakar mısınız? Artık oyunun cıvını çıkardık. Yani taktiklerin alasını yapıyoruz artık. Diğer kanattan da baskı var üzerimize. Yoğun pres. Ruslar da İngilizler de, ikisi de birbirine saldırıyor. Diğer bölgeden de hücuma kalktık süvarilerimizle. Bak 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 bak. Diğer bölgelerime koşturuyor süvarileriyle, bak. Diğer hattımı da bozmaya çalışıyor.
Muazzam bir debdebe. Muazzam bir debdebe. Eller ayaklar birbirine giriyor. Eller ayaklar birbirine giriyor. Muazzam bir debdebe. Ve Rus general zor durumda. Rus general zor durumda. İngiliz süvarisi tarafından kovalanıyor. Gerçekten muazzam bir keşmekeş. Muazzam bir keşmekeş. Muazzam bir keşmekeş. Tam bir keşmekeş. Mükemmel bir sahne. Baskımız devam ediyor Rusların üzerinde. Rus generali de kovalamaya çalışıyoruz bir yandan. Şöyle yakın çekim yaptığımızda ne kadar dehşetli bir sahne olduğunu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ruslar toparlanmaya çalışıyor. Çulsuz herifler, kaçın bakalım. Sizi çulsuz herifler. Kaçın bakalım General Kerem'in kılıcından. Sizi çulsuzlar. General Kerem Bertan'ı yenmek kolay mı? General Kerem Bertan'ı yenmek kolay mı be? Ruslar zor durumda, perişanlar. Toparlanmaya çalışıyorlar. Rus general kaçmaya çalışıyor. Şu sahneye bakar mısınız? Şu sahneye bakar mısınız? Rus generalin ne kadar zor durumda olduğunu görebilirsiniz. Rus general ne kadar zor durumda? Şuraya bakar mısınız? Seni çulsuz, gel buraya. Gel buraya çulsuz. Tam bir keşmekeş. Ve İngiliz general de hücuma kalkıyor. General Kerem de hücuma kalktı. Mükemmel bir sahne, mükemmel bir keşmekeş. Düşman generali kaçacak delik arıyor. Nişancılarımızla ateş ediyoruz düşman generaline. Bakın şu piyadelerimizle de ateş ediyoruz düşman generaline. Düşman general düşecek mi? Düşman general düşecek mi? Düşecek mi? Ve savaş meydanını terk ediyor ve düşüyor. Meydanda düşüyor Rus general. Muazzam bir galibiyet alıyoruz. Muazzam bir galibiyet. Hızlandıralım artık buraları. Son adamlar kaldı. Son adamlar da. Ve çulsuzlar kaçıyor. Ruslar perişan. Ruslar perişan. Ruslar perişan. Evet, 1792 tane adam vurmuşuz. Bayağı çok vurmuşuz. Yani özet olarak söyleyecek olursak iki tarafta birbirine çok sert yüklendi, çok yoğun yüklendi. Özellikle Ruslar bize çok yoğun yüklenerek hamleler yaptı. Peki biz nasıl çevirmeyi başardık? Biz nasıl çevirdik? Biz aynı şekilde biz de yüklendik. Eğer sadece savunma yapsaydık zor olabilirdi ama biz de aynı şekilde yüklendik, cevap verdik. O yüzden hızlı olan, yani iki tarafta yükleniyorsa o zaman hızlı olan kazanacak anlamına geliyor. Biz de daha hızlı davrandığımız için iki tarafta iyi oynuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. İki tarafta iyi oynuyor. İki tarafta iyi oynuyorsa o zaman yapılacak şey hızlı olmaktır. Hızlı olan kazanır anlamına gelir. Ve bu şekilde bir galibiyet oldu. Allah'a şükür. Bir başka online savaşlarda inşallah görüşmek ümidiyle dostlar. Hoşçakalın.